Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, dinleyelim. Kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Malumunuz geçtiğimiz yılın 2 Eylül'ünde canlı bağlantıyla deprem konutlarımızın yeni bir etabının temelini atmıştık. Bu konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bugün daha önce yapımına başladığımız konutlardan tamamlanan 7.275 tanesinin kura çekimini ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Ardından da Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile İskenderun Devlet Hastanemizin resmi açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin Hataylı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gördüğünüz gibi medeniyetlerin beşiği Hatay'ımızı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerime söz veriyoruz. Hangi zorlukla, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, elimizde olmayan sebeplerle hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Temmuz ayında meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Depremde en fazla zarar gören Hatay'ımız elbette ayrılan bu kaynaktan hak ettiği payı aldı, almaya da devam edecek. Çünkü biz deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden de değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz.
depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, bunların çözülmesi için samimiyetle çaba harcayan bir yönetimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. İnşallah bundan sonra da yolumuza aynen bu şekilde devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Garip kurabanın elinden tutup kaldıracağız. Yolda kalmışların yoldaşlığını yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanımızı aç açıkta bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız. Rabbim yükümüzü hafifletsin, işlerimizi kolaylaştırsın. Aziz kardeşlerim, partimizi ve ittifakımızı 31 Mart seçimlerinde temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı önceki hafta açıkladık. Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzda paylaştık. Mehmet kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bade Harabul Basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Eyvallah. Hatay uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini bundan 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerinde olduğu gibi
Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz. Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Maddi ve manevi desteklerle aile müessesesini korumak vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın temelinde çevreye ve tabiata duyarlı yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak vardır. Mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzur, güvenli kentler kurmak vardır. Kursal'daki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Evet, amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyük şehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir. Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız. Birazdan ittifakımız adına ilçelerimizde yarışacak belediye başkan adaylarımızın isimlerini ilan edeceğim. İlçe adaylarımızın tespitiyle birlikte Hatay'da büyükşehir başta olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda belediyeyi ittifakımıza kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına, yeni ufuklara doğru yelken açacağına ben yürekten inanıyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Maşallah. Barakallah. Elbette bunun için hep birlikte çalışacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ı
gerçek belediyecilikle yeniden buluşturmak için çok mücadele edeceğiz. Şehrimizi merkezi idarede olduğu gibi yerelde de hizmetle, eserle, yatırımla, en önemlisi de ufukla, vizyonla tekrar kucaklaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, atalarımız zaman her şeyin ilacıdır demişlerdir. Yaralar zamanla kabuk bağlar. Acılar zamanla azalır, hafifler. Yalanlar zamanla albenisini kaybeder. Hakikatler zamanla daha net görünür. Doğruluğun, iyiliğin, dürüstlüğün değeri zamanla daha iyi anlaşılır. Özellikle siyasette zaman samimiyetçi hesapçıdan, çalışkanı tembelden, ufuksuzu vizyon sahibinden ayıran en önemli unsurdur. Biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızda bu gerçeğe defalarca şahitlik ettik. Millete umut diye pazarlanan nice proje siyasi şahsiyetin, nice proje siyasi oluşumun zamanla yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneğini Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilen derme çatma yapıydı. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yerler esiyor, yerler. Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara, tüm çelme takma girişimlerine rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Çünkü biz günlük çıkarlar etrafında değil, ortak değerler etrafında bir araya geldik. Efendim, şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına karşı milli iradeyi korumak, milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak gayesiyle kurulmuştur. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında güçlerini birleştirenlerin ittifakıdır. Bizde küçük hesaplar olmaz. Bizde kendi çıkarını, ülkenin menfaatinin üstünde görme gafleti olmaz. Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Bizde siyasi kariyeri için tüm ilkelerini tezgaha koyan işportacı siyaset anlayışı asla ve asla olmaz. Bizim için asıl olan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Bizim için asıl olan şehirlerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşmasıdır. Bizim için asıl olan her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Bu uğurda verdiğimiz ve başarıya ulaştırdığımız her mücadeleyi şeref payımız olarak görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hassasiyeti olmayanların durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Siyaseti millet için değil de kendi ikballeri için yapanların içler acısı hali ortadadır. Daha 8 ay öncesine kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün bakıyorsunuz hepsi de birbirine düşman kesildiler. Daha 8 ay öncesine kadar
Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, beraber video çekmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi kazanıyoruz yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra ne oldu? Yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip el birliğiyle kendilerini temize çıkardılar. Meselenin trajik komik yanı, Bay Kemal'in gemisini ilk terk edenlerin CHP listelerinden meclise sokarak en büyük iyiliği yaptığı siyasi yan kesiciler olmasıdır. Elbette CHP ve eski ortakları arasında ne olup bittiği, hangi tartışmaların yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz dün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz. Beklentilerine cevap bulamayan muhalif seçmen de siyaset kurumuna karşı bir güvensizlik oluşuyor. Bundan da en büyük zararı demokrasimiz görüyor. Böyle bir tabloya seyirci kalamayız. Cumhur İttifakı olarak kendilerini muhalif sıfatıyla tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak, onların da siyasi taleplerine çözüm üretmek, onlara da umut vermek, cesaret aşılamak mecburiyetindeyiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim yolumuz kardeşlik yoludur, muhabbet yoludur. 85 milyonun birlik ve dirliğini sağlama yoludur. Yunus Emre ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Evet, biz de gönül diliyle konuşacak, gönüllere dokunacak, kalpleri fethetmeye çalışacağız. Bunun için önümüzdeki 56 gün boyunca tempomuzu sürekli artırmamız gerekiyor. Ana kademe 56 gün durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Kadın kolları durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Gençler durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti adayları gerekse MHP adayları için aynı samimiyetle, aynı azim ve fedakarlıkla çalışıp sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Medyada ve sosyal medya mecralarında yürütülen çalışmaları elbette önemsiyoruz. Ama bunların hiçbirinin vatandaşla yüz yüze iletişimin yerini alamayacağını da gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerden bu hassasiyetle seçim çalışmalarımızı sürdürmenizi bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle,
saygıyla selamlıyorum. Şimdi Hatay'ın ilçelerinde Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Hazır mıyız? Altın Özü Belediye Başkan adayımız Rıfat Sarı. Belediye Başkan adayımız Selahattin Çolak. Hassa Selahattin Çolak. İskenderun Belediye Başkan adayımız Mehmet Dönmez. İskenderun Mehmet Dönmez. Biz bir araya gelelim. An itibariyle Hatay'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar, Arsuz Belediye Başkan Adayı Değer Tultak,
Belen Belediye Başkan Adayı İbrahim Gün, Defne Belediye Başkan Adayı Gökhan Köse, Dört Yol Belediye Başkan Adayı Oğuz Uçar, Cumhur İttifakı'nın, Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı, Kırıkan Belediye Başkan Adayımız Ömer Cumhurbaşkanı Erdal Erdoğan açıklaması Çelik. Devam ediyor. Kırıkan Ömer Erdal Çelik. Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Mehmet Deli. Kumlu Mehmet Deli. Teşekkür ediyoruz. Tayas Belediye Başkan Adayımız Bekir Altan. Payas Bekir Altan. Başkan adayımız Ahmet Selman Yumuşak. Reyhanlı Ahmet Selman Yumuşak. Teşekkür ediyoruz. Samanda Belediye Başkan Adayımız Seyit Ali Aslan. Samanda Seyit Ali Aslan. Çalışalım bu şehir için. Haydi. Gidecek yolumuz uzun. Haydi. Gerçek belediyecilik. Haydi. Susma sen de söyle. Haydi. Çalışalım bu şehir için. Haydi. Gidecek yolumuz uzun. Haydi. Gerçek belediyecilik. Haydi. Susma sen de söyle. Şöhreti değil şehrini düşünür. O halkın hem sesi hem gücüdür. Ayrıştırmaz kimseyi birleştirir. Sevgi bağları örünür. Koltuğa değil halkına bağlı. Mutluluktan öte. Yayla Dağı Belediye Başkan Adayımız Mehmet Yalçın. Ve Yayla Dağı Mehmet Yalçın. Gerçek belediyecilik. Susma sen de söyle. Gidecek yolumuz uzun. Haydi. Gerçek belediyecilik. Haydi. Susma sen de söyle. Haydi.
programımız burada sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu salonu dolduran siz değerli Hataylı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, sağ olun, var olun.